Boyun kasları yani muscoli colli boynun dış tarafındaki kaslar, hiyoid üstü kaslar, hiyoid altı kaslar, boyun omurlarının ön tarafındaki kaslar ve boynun dış tarafındaki kaslar olarak gruplandırarak işleyeceğiz. Boynun ön ve yan bölgelerindeki kaslardan bahsederken platysma ve musculosternocleidomastoideus'tan söz edeceğiz. Platysmayı burada göremiyorsunuz. Aslında mimik kaslarında görmüştük bunu, fakat platysmanın topografik yerleşimi sebebiyle burada da bahsedeceğiz. Platysma muscus pectoralis major ve muscus deltoideus'un fasyasından başlayıp corpus mandibula'nın alt kenarı, yüzün alt bölümlerinin derisi ve ağız köşesinde sonlanıyordu. Hatırlarsanız fonksiyonunda alt dudağı aşağı çekmek ağız köşesiyle birlikte ve boyun derisini germekti. Diğer bir kas musculus sternocleidomastoideus. Şurada gördüğünüz oblik seyirli bir kas. Musculus sternocleidomastoideus processus mastoideus'ta sonlanan, başlangıç yeri olarak iki kısımda başlayan pars sternalis ve pars clavicularis ile başlayan ve yukarıya doğru seyreden bir kas. Fonksiyonu da tek taraflı kasılırsa başa rotasyon ile yüzü karşı tarafa baktırmak, çift taraflı kasıldığında ise başı dik tutmak. Hiyoid üstü kaslarla devam edelim. Burada dört tane kastan söz edeceğiz. Bunlardan birincisi musculus digastricus. Musculus digastricus iki karınlı bir kas. Şu gördüğünüz venter anterioru, bu gördüğünüz venter posterior karnı. Venter anterior başlangıç yeri mandibuladaki fossa digastrica'dan başlar. Venter posterior ise os temporale'deki incisura mastoidea'da başlar. Bu iki karın birlikte gelerek ara bir tendonla birleşir. Bu ara tendon diğer bir hiyoid üstü kas olan musculus stylohiyoideus bu ara tendonu sararak os hiyoideum'da sonlanır. Diğer bir hiyoid üstü kas olan musculus milohiyoideus'da burada gördüğünüz musculus digastricus'un venter anterior karnını kaldırdığınızda altında gözüken kas musculus milohiyoideus, ağız döşemesini oluşturan kas denir buna. Ve burada mandibuladaki linea milohiyoideum'dan başlayıp arka lifleri os hiyoideum'un korpusuna uzanır. Orta lifleri ise rafe milohiyoideum'da sonlanır. Son olarak musculus geniohiyoideus. Geniohiyoideus'u maketin sol tarafında görüyoruz. Yani musculus milohiyoideus'u kaldırırsak eğer, onun daha derininde gördüğümüz, maketin solunda gördüğünüz kasın ismi musculus geniohiyoideus. Burası mandibuladaki spina mentalis'ten başlayıp os hiyoideum'un korpusunda sonlanır. Hiyoid altı kaslardan devam edelim. Hiyoid altı kaslarda 4 adet kastan söz edeceğiz. Bunlardan bir tanesi hariç diğerlerinin hepsi os hiyoideum'a tutunma yapıyor. Tutunma yapmayan kasın ismi makette burada görüyorsunuz. Musculus sternotüroideus. Bu kas manibrum sterni ile cartilago türoideanın dış yüzünde bulunan linea obliqua arasında uzanan kas. Bu kasın bittiği yerde, yani linea obliqua'dan itibaren diğer kas devam ediyor. Şurada maketin sol tarafında gördüğünüz kas, bu kasın ismi musculus tirohiyoideus. Bu kas da cartilago tiroideanın linea obliquasından başlayıp os hiyoideum'da sonlanıyor. Bu kasın musculus tirohiyoideus'un başlangıç yerini bu makette çok doğru göstermemişler aslında. Onun için larynx maketine bakalım. Bu çizim daha doğru bizim için. Musculus tirohiyoideus. Cartilago tiroideanın dış yüzündeki linea obliquadan başlayıp os hiyoideum'un cornu majusüne uzanan kastır. Şimdi devam edelim. Diğer bir hiyoid altı kas olan musculus sternohiyoideus. Maket üzerinde burada görüyoruz. Bu kas manibrum sterni ile os hiyoideum'un korpusu arasında uzanan kas.
Son olarak hiyoid altı kaslardan musculus homo hiyoideus'tan bahsedelim. Musculus homo hiyoideus, musculus sternocleidomastoideus'un derininde yer alan bir kas. İki karınlı bir kas, venter superior ve venter inferior var. Venter inferior'un başlangıç yeri incisura scapula ve ligamentum transversum scapulae superius'tan başlıyor. Venter superior ise ara tendondan başlayıp os hiyoideum'un korpusuna yapışıyor. Ara tendon fascia cervicalis'in bir uzantısı ile vagina karaçikaya yani karaçis kılıfına aynı zamanda da klavikula ve birinci kostaya bağlanıyor. Burada vagina karaçikaya bağlanmasının bir yararı var, fonksiyonu var. Üstünden geçen musculus sternocleidomastoideus kasıldığı zaman vagina karaçika içinde bulunan boyun damar ve sinir paketine yapacağı basıncı önlemiş oluyor böylece. Boyun omurlarının ön tarafındaki kaslar yani prevertebral kaslar ne yazık ki hiçbir makette gözükmüyor. Dilerseniz siz bunlara ders kitaplarınızdan veya atlaslarınızdan bakabilirsiniz. Boyun omurlarının dış tarafındaki kaslardan da 3 tane kastan söz edeceğiz. Musculus sternocleidomastoideus'u diseke ettiğimizde arkada gördüğümüz kaslar maketin sol tarafında gözüküyor. Musculus scalenus anterior, bunu ayırt etmek için musculus scalenus anterior'un önünden vena subclavia geçiyor. Arkasından arteria subclavia ve plexus brachialis geçiyor. Burada gördüğümüz kasın ismi musculus scalenus anterior. Önünden vena subclavia'nın geçtiğini görüyorsunuz. Arkasından arteria subclavia ve plexus brachialis geçiyor. Önünde seyreden bir sinir var. Bu sinirin ismi nervus phrenicus. Buranın arkasında gördüğümüz ve skalen kasları içinde en kalın olanı musculus scalenus medius. Musculus scalenus medius'un arkasında gördüğümüzde musculus scalenus posterior görüyoruz. Daha sonra buranın arkasında da sırt kaslarını daha sonra işleyeceğiz. Bu makette de gördüğümüz boyun kaslarını tekrar edelim. Burada gördüğümüz kas musculus sternocleidomastoideus. Hiyoid üstü kaslardan şurada gördüğümüz musculus digastricus venter anterioru, venter posterioru incisura mastoidea'ya doğru uzanıyor. Şurada gördüğümüz ara tendonunu sararak os hiyoideum'un korpusuna tutunan kas musculus stilohiyoideus. Burada gördüğümüz ağız tabanının döşemesinden sorumlu olan kas musculus milohiyoideus. Şimdi hiyoid altı kaslarla devam edelim. Burada gördüğümüz aşağıya doğru uzanan kas sternuma doğru gidiyor. Musculus sternohiyoideus. Onun üstünde gördüğümüz burada iki karınlı olan kas musculus homohiyoideus'un venter superior'unu görüyoruz. Evet, bu makette gördüklerimiz bu kadar. Boyun üçgenlerinde musculus sternocleidomastoideus'u boynu ön ve arka olmak üzere iki üçgen sahaya ayırdığını görüyoruz. Ön ve arka olarak iki üçgen sahaya ayırıyor. Öndekine trigonum cervicale anterius diyoruz. Buranın sınırları arkadan musculus sternocleidomastoideus'un ön kenarı, üstten mandibulanın alt kenarı ve önden boynun ön orta hattı olan üçgen trigonum cervicale anterius. Musculus sternocleidomastoideus'un arkasında oluşturduğu üçgen sahanın ismi trigonum cervicale posterius. Alttan clavicula, önden musculus sternocleidomastoideus'un arka kenarı, arkadan musculus trapezius'un ön kenarı oluşturuyor. Trigonum cervicale anterius'ta bulunan topografik üçgen sahalar trigonum submandibulare. Trigonum submandibulare
Şurada gördüğümüz üçgen saha. Sınırlarını sayalım. Musculus digastricus'un venter anterioru, Musculus stilohyoideus ve mandibulanın alt kenarı. Buradaki üçgen sahanın ismi trigonum submandibulare. Trigonum submentale'yi görüyoruz burada. Buranın sınırları Musculus digastricus'un venter anterioru, os hyoideum'un korpusu, çene altının orta hattı. Buradaki üçgen sahanın ismi trigonum submentale. Trigonum karatikumu görüyoruz. Musculus digastricus'un venter posterioru, Musculus omohyoideus'un venter superioru ve Musculus sternocleidomastoideus'un ön kenarını gördük. Trigonum musculare. Trigonum musculare Musculus omohyoideus'un venter superioru. Trigonum musculare Musculus omohyoideus'un venter superioru. Musculus sternocleidomastoideus'un ön kenarı ve boyun ön orta hattı. Trigonum cervicale posterius'ta da topografik olarak iki tane üçgen sahadan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi trigonum occipitale. Sınırları musculus trapezius'un ön kenarı, musculus sternocleidomastoideus'un arka kenarı, musculus omohyoideus'un venter inferioru. Diğer üçgen saha trigonum supraclaviculare. Burada gördüğümüz saha sınırları musculus sternocleidomastoideus'un arka kenarı, musculus omohyoideus'un venter inferioru ve burada göreceğimiz clavicula.